Merhabalar değerli izleyenler. Ben Özgür Kıran. Samsun Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Bugün dijital ortamlarda benlik sunumu ve kimlik inşası adlı yayınımı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu çalışmamda sosyal medyayı yaygın olarak kullanan bir yaş kategorisi olan üniversite gençlerinin sosyal medya araçlarında nasıl bir benlik sunumu sergilediklerini istatistiki olarak ölçmeyi amaçladım. Araştırmada temel problem üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım durumları ile benlik sunumları arasında bir ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda araştırmamızın evreni Samsun Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi öğrencileridir. Yani Samsun şehrinde bulunan iki devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşuyor evrenimiz. Bu kapsamda tabii yine örneklemi de 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören bu her iki üniversitenin öğrencilerinden, çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerinden seçilmiştir. Araştırmada gençlerin sosyodemografik özellikleriyle sosyal medya kullanım durumlarını ölçen bir adet anket formuyla benlik sunumlarını ölçmeyi amaçlayan ve Türkçe standardizasyonu ATAY tarafından 2019 yılında yapılmış olan narsisistik kişilik envanteri kullanılmıştır. Evet, benlik sunumu, dijital ortamlarda benlik sunumu ve kimlik inşası dedik başlık olarak. Tabii artık günümüzde kitle iletişim teknolojilerinin gelişmişliği sayesinde iletişim ağları tüm dünyayı sarmış durumda ve bu durum bireylere bir takım imkanlarda, kolaylıklarda sunarak toplumların neredeyse tamamında kullanım alanı bulmuştur kendisine. Ve küresel anlamda toplumları, kültürleri bu sosyal ağlar bir araya getirmekte. Bireylerin yaşam tarzlarının, değerlerinin ve kimliklerinin belirlenmesinde son derece etkili olmakta diyebiliriz. Tabii kitle iletişim araçlarının işlevleri siyasal, sosyal, ekonomik gibi başta bunlar olmak üzere iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimlerin sonucuna bağlı olarak da farklılaşmaktadır. Sosyal ağlar kullanıma sunulduklarından beri bu siteleri günlük uygulamalarına entegre eden milyonlarca insanı içeriğinde barındırdığı uygulamalarla adeta cezbetmektedir. İletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlar sonucu bireylerin sanal ortamlarda kolay şekilde görünür olmaları zaten bu ortamları daha popüler hale getiriyor. Sanal ortamlar bireylerin kendi görünümlerini diğerlerine karşı sunarlarken gerçek toplumsal çevrelerinde yapamadıkları oranda benliklerini farklı yansıtabilme imkanları sağlamaktadırlar. İnternetin en belirgin etkilerinin görüldüğü alan olarak çevrim içi sosyal ağlar aynı zamanda bireyler arası etkileşimin zirve yaptığı mekanlardır. Bireyler için bilgi ve fikir paylaşımı yaparak etkileşime girdikleri her yer aslında önemli ve anlamlıdır. Yayınımız içerisinde yine bir alt başlık olarak işte kimlik, sanal benlikler ve sosyal medya başlığı bulunmakta. Buna ilişkin olarak kısaca bilgi verecek olursak, işte sosyal medya sayesinde kullanıcılar artık zaman ve mekan sınırlamasına takılmadan iletişim kurabilme imkanına kavuşmuşlardır. Gerçek toplulukların, ilişkilerin, duyguların hatta duygusal ilişkilerin yerini artık sanal ilişkiler alırken kimlik de bu süreçte adeta yeniden inşa edilmektedir. Modern toplumlardaki değerler sisteminde artık biz kimliğinin yerini giderek ben kimliği almaya başlamıştır diyebiliriz. Bireyler arası yani benlik bireyler arası sosyal etkileşimlerin sonucunda oluştuğundan sosyal bir üründür ve bu özelliği onu zaten kişilikten ayırır. Kişilik sürekliliğe sahip olmakla birlikte sosyal ortamlardan fazla etkilenmeyen sabit niteliklere sahiptir. Benlik kavramı genel anlamda bireylerin kendini algılama, değerlendirme biçimi olarak da tanımlanabilir. Fakat bireyin kendini değerlendirme biçimi her zaman gerçeklere uymayabilir
ve olumsus taraflar görmezden gelinerek olumlu taraflarda olduğundan fazla abartılı bir şekilde gösterilebiliyor. Sosyal medya bu anlamda bireylerin gerçeklik algılarını çarpıtarak olay ve olgulara yaklaşımlarını da farklılaştırabilmektedir. İçinde bulunduğumuz ve kitleşim teknolojilerinin hakimiyetindeki postmodern dönemde birey davranışlarının sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmemekte, kendine göre oluşturduğu bir anlam arayışı içerisinde böyle kısa süreli anlık hazlar peşinde koşan, gerçeklik iddiasından uzak bir imajlar denizinde akışkan kimliklere adeta savrulmaktadır. Sanal ortam gündelik yaşamda toplumun her tabakasında önemli bir yere sahip olmakla birlikte bireylerin de bu ortamda yeniden kimlik inşasında tabii büyük bir öneme sahiptir. Başta da söylediğimiz gibi araştırmamızda işte sosyal medyayı yaygın olarak kullanan bir yaş kategorisi olan üniversite gençlerinin sosyal medya araçlarına nasıl bir benlik sunumu sergilediklerini ölçmeye amaçlamıştık. Temel problemimiz bu anlamda üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım durumları ile benlik sunumları arasında bir ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıydı ve bu temel probleme bağlı olarak da ele alacağımız bir takım alt problemler, işte üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleriyle benlik sunumları arasında bir ilişki var mıdır? Yine üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım durumlarıyla benlik sunumları arasında bir ilişki var mıdır? Üniversite öğrencilerinin benlik sunumlarıyla narsistik kişilik özellikleri arasında bir ilişki var mıdır şeklinde alt problemleri de ele almış olacağız. Veri toplama aracı olarak işte sosyodemografik özellikleriyle sosyal medya kullanım durumlarını ölçmeye yönelik bir adet anket formu uygulandı. Yine dediğimiz gibi narsistik bir özellik bulunup bulunmadığını ölçmeye yönelik olarak da narsistik kişilik envanteri kullanıldı. Elde edilen veriler SPSS veri analiz programına yüklenerek güvenilirlik ve faktör analizleri yapılmıştır. Ölçekte 16 madde bulunmaktaydı ve bu 16 maddenin toplam orijinal kaynakta olduğu gibi 6 faktörde toplandığı ve bu 6 faktörün toplam varyansı açıklama oranının da %60,3 olduğu tespit edilmiştir. Yine narsistik kişilik envanterinin iç güvenilirliğine ilişkin kromba alfa değeri 0,63 olarak tespit edilmiştir. KMO değeri yani örneklem yeterliliği 0,701 olarak bulunmuştur ki bu da örneklemin yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Nicel gruplara normallik testi yapılmış ve normal dağılım gösterenlere parametrik testler uygulanmıştır. Tabii ANOVA testlerinin sonucunda gruplar arasında çıkan farklılıklarda bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulabilmek için post hoc, LSD ve Tamhane testleri yapılmıştır. Bulgulardan biraz bahsedecek olursak, öğrencilerin cinsiyet, yaş ve sosyal medya kullanım durumlarında işte araştırmaya katılan öğrencilerin %33,5'inin kadın öğrenci, %66,5'inin erkek öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Yaş dağılımlarına bakıldığında %60'ının 20-22 yaş aralığında, %26,3'ünün 17-19 yaş aralığında, %10,3'ünün 23-25 yaş aralığında, %2,9'unun da 26 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Yine araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal medya kullanıp kullanmadığına baktığımızda %94,9'unun sosyal medya kullandığı tespit edilmiştir. Bu da günümüzde gençlerin sosyal medyayı en çok kullanan yaş kategorisi olduğuna dair bir takım araştırma verileriyle de tutarlıdır. Onları destekleyici niteliktedir diyebiliriz. Yine katılımcıların %86,8'inin işte sağlıklı bütün aile yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer sosyodemografik özellikler açısından işte kardeş sayıları incelendiğinde %38,8'inin 2 kardeş, %32'sinin 3 kardeş, %22'sinin 4 veya daha fazla kardeş sahibi olduklarını tespit ettik. Öğrencilerin en fazla kullandıkları sosyal mecraya baktığımızda %50'sinin yani bakın %50,2 yarısının Instagram kullandığı,
%30,4'ünün WhatsApp haberleşme ağını kullandıkları. Onun dışında %11,2'sinin Twitter kullandığı tespit edilmiştir. Yani ilk üçü burada Instagram, WhatsApp ve Twitter'ın aldığını söyleyebiliriz. Diğer uygulamalarda da bu Facebook, işte YouTube şeklinde ve diğer mecralar şeklinde belirtilmiştir. Tabii öğrencilerin araştırmamızda asıl ölçmek istediğimiz bazı boyutlardan birisi olarak sosyal medyada kullandıkları isimler, yani kendi gerçek ismini kullananlar %83,8 olarak tespit edilmiştir. Gerçek isminin kısaltmasını kullananlar %12, başka isim gerçek ismini kullanmayanlarsa %4 şeklinde belirtilmiştir. Yani gençler büyük oranda kendi gerçek isimlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Ne tür bir profil resmi kullandıkları sorgulandığında yine %92,5'unun kendi resimlerini, kendilerine ait resim kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin profil resmini değiştirme sıklıklarına bakıldığında %58'inin yılda bir veya birkaç kez şeklinde aslında çok sık değiştirmediği ama %35'inin yaklaşık üçte birinin de ayda bir veya birkaç kez şeklinde değiştirdikleri tespit edilmiştir. Sosyal medyada fotoğraf paylaşma sıklıklarına bakıldığında aslında öğrencilerin genel olarak sosyal medyada düzensiz aralıklarla yani günlük, haftalık, aylık şeklinde düzenli değil de bir diğer soru seçeneğinde belirtildiği şekilde düzensiz aralıklarla sosyal medyada fotoğraf paylaşırım diyenler %69,2'yi bulmuştur. Bu anlamda öğrencilerin faktör analizi sonuçlarında işte 6 faktör çıktığını söylemiştik. Kendine yeterlilik faktörü, sömürücülük faktörü, üstünlük faktörü, teşhircilik, hak iddia etme ve otorite şeklinde orijinal kaynaktaki haliyle 6 faktör aynı isimlerle burada da ele alınmıştır. Bu anlamda cinsiyet değişkenine göre narsistik kişilik envanterinin otorite faktöründe kadın öğrencilerin ortalama puanının 2,78, erkek öğrencilerin ortalama puanı 2,94 oldukları bulunmuştur. Yaş değişkenine göre narsistik kişilik envanterinde en yüksek ortalama puan kendine yeterlilik faktörüne ait bulunmuştur. Faktör puanlarının kardeş sayısı değişkenine göre ortalama ve standart sapmalarına bakıldığında en yüksek ortalama puanın yine kendine yeterlilik faktörüne ait olduğu görülmüştür. Sosyal medya kullanımı açısından narsistik kişilik envanteri faktör puanları incelendiğinde sosyal medya kullananların içerisinde en yüksek puan ortalamasının kendine yeterlilik faktörüne, en düşük ortalamanın ise otorite faktörüne ait olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada kullanılan isim değişkenine göre en yüksek ortalama puan yine kendine yeterlilik faktörüne ait bulunmuştur. Örnekleme oluşturan öğrencilerin kendine yeterlilik puanlarının sosyal medyada kullanılan isim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA testi yapıldığında grupların aritmetik ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu anlamda tabii kendine yeterlik puanlarının sosyal medyada kullanılan isim değişkenine göre hangi gruplar arasında farklılaştığına ilişkin postdoc LSD testinde de başka bir isim kullananlarla gerçek isminin kısaltmasını kullananlar arasında gerçek isminin kısaltmasını kullananlar lehine önemli bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Nihayetinde sonuç ve tartışmalar açısından bakacak olursak sosyal medya araçları günümüzde insanlara benliklerini gündelik yaşamda sergilediklerinden farklı olarak organize ve kurgulanmış bir şekilde topluma yansıtma olanakları sunmaktadır. Araştırma bu bağlamda üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarındaki benlik sunumunu nasıl sergilediklerini, işte narsistik kişilik özellikleri gösterip göstermedikleri temelinde ele alınmıştı. Araştırmada kullanılan analiz incelendiğinde dediğimiz gibi ölçeğin orijinalinde olduğu gibi 6 faktör toplanmıştı ve işte cinsiyete göre narsisizm puanları kadın ve erkek öğrenciler arasında farklılaşıyor. Kadın öğrencilerde kendine yeterlilik ve hak iddia etme faktör ortalamaları daha yüksekken erkek öğrencilerde otorite, teşhircilik ve sömürücülük faktörleri daha yüksek bulunmuştur. Üstünlük faktör puanı ise her iki cinsiyette de eşit çıkmıştır. Yaş değişkeniyle sadece otorite faktörü arasında
17-19 yaş grubu lehine istatistiksel bir farklılık bulunmuş. Yaş ilerledikçe öğrencilerin otorite puan ortalamalarının düştüğü tespit edilmiştir. Tabii çeşitli araştırmalara göre insanlar oluşturdukları çevrimiçi kimliklerde tutarlı olmaya çalışarak bu rumuzlarını değiştirmeyi genellikle tercih etmemektedirler. Kullanıcıların yarıya yakını karşı taraf üzerinde oluşacak izlenimde önemli olduğunu düşündükleri için kendi kişilikleriyle uyumlu bir rumuz tercih ettiklerini de belirtmişlerdir. Araştırma problemine göre yine üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı yoğun olarak kullanmalarına karşın benlik algılarında narsistik kişilik özelliği taşımadıkları, işte sosyodemografik özellikleri ve sosyal medya kullanımları ile narsizm arasında farklılıklara genel olarak rastlanmadığı belirtilebilir. Tabii artık bu konuda farklı evren ve örneklemler üzerinde farklı yöntem ve tekniklerle elde edilecek verilerin kıyaslanması bu anlamda bu alanda yapılacak çeşitli araştırmalarla birlikte alana katkı sağlayacaktır. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunarım.